Günaydın. Nasılsınız? Ben bugün güne çiçeklerimle başlıyorum. Şöyle biraz su vereceğim. Güne çiçeklerle uyanmak çok güzel. Hepsiyle tek tek ilgilenmek harika bir şey. Yapraklarına değdirmeden suluyorum yavaş yavaş. Size ben onları bir de yakından göstereyim. Bakın çok güzeller değil mi? Şuradaki şu küçük saksıdaki bundan yavru çıktı ekerken oraya ektim. O da tuttu galiba çünkü yaprakları var şöyle küçük küçük. Bunlar zaten bir önceki seneden hatta Dalaman'dan getirdiğim bir tane menekşem vardı. Onun yavrularıydı. Son 3 kutu menekşe kaldı oradan. Hepsi öldü. O kadar çoktu ki hepsi öldü. Bunlar paşa kılıcı diye biliniyor. Burada da vardı. Bu da öldü maalesef. Buna yeni bir çiçek alacağım artık. Bu da benim orkidem. Çocuklarımın bana anneler günü hediyesiydi. Ne ölüyor, ne diriliyor, böyle yaşıyor, gidiyor bakalım nasıl olacak. Şurada da yine menekşem var. O çiçeğini döktü. Yeniden açar mı? Evet, dipten görünüyor. Bakın şurada. Dipten görünüyor. Burada yılbaşı çiçeğim var. Şöyle göstereyim. Yeni yeni yapraklar çıkarttı. Bunları da geçen gün 101'e gelmişti. Oradan aldım. Sukulent ve kaktüsüm. Çok tatlı. Yine burada da bir kılıç çiçeğim var. Evet, size bugün bu güzelliklerle günaydın demek istedim. O kadar güzel bir hava var ki şimdi masayı dışarıya çıkartacağım. Benim salonumdan balkonuma çıkış var. Bakın böyle açtım kapıyı. Burada da pamuk var. Pamuk sabah kahvaltısını yapıyor. Hayır pamuk sakın. Sakın. Geç. Sinekliğimizi bir kapatalım da pamuk içeriye girmesin. Çünkü içeride kuşumuz var. Evet sen orada oturuyorsun. Şurada da bakın şöyle çiçeklerim yine benim balkon çiçeklerim. Bunlar fesleğen. Harika. Artık geçiyor vakitleri tabii ki de. Bunun adını unuttum iyi mi? Çanta çiçeği derdik biz eskiden. Şunların hepsini ben tohumdan büyüttüm. Böyle tohumdan ektim. Bu fesleğenleri de. Bunlar aslan ağzı, balık ağzı da deriz. Şöyle. Burada bir saksı tamamen o dolu onunla. Şurada yaprağı güzel. Kolonşalarım açıyor artık. Bakın pembe. Çok tatlı. Bu da pembe. Bu farklı bir renk. Şu farklı. Şurada karanfillerim. Bakın nasıl sarkmış aşağıya. Şu an çiçeği yok ama açacak. Yine bu da büyük bir kalonşa çiçeğim var. Bakın şurada. Bu küçücüktü. Burayı o kadar çok sevdi ki doldurdu bunun içini. Yakında taşıyacak buradan. Yine burada çiçeklerim. Bunun adını bilmiyorum. Şurada yine değişik bir kalonşa çiçeğim var. Bu kırmızı. Bu kırmızı açıyor. Begonya. Ha, hatırladım bunun adını. Bakın burada da var. Böyle şuradan ben askılı saksıyla. Bu da kocamandı. Bu yaz ne oldu bilmiyorum çiçeklerime. Bu saksı tamamen onunla doluydu bu. Tamamen kurudu. Sadece geriye kalan dalları bunlar. Hepsini ayıkladım. Bu dallar kalmıştı. Yeniden şimdi büyümeye başladı. Burada da yine turuncu kalonşo var. Ben de 3-4 tane rengi var. Turuncu, kırmızı, bu sarı, şu bir tanesi beyaz şuradakinin, şu da pembe. Hatta bunları halamdan aldım. Adana'daki halamdan aldım. Bunların renkleri farklı. Ama şunları ben satın aldım. Şu 3 taneyi ben satın aldım. Burada bir de büyüyen aloe veralarım vardı. Onları ekmiştim. Kocaman oldular burada. Arka balkonda da var tabii ki.
Size böyle güzel bir Mersin sabahından selamlar olsun. Bakın burayı böyle düzenledim. Yağmur yağdığı yok nasıl olsa. Hiç bari biz faydalanalım. Bir yere hasırımı serdim. Balkonumu önce bir yıkadım. Kurudu, ondan sonra da hasırımı serdim. Buraya da masamı getirdim böyle. Şurada oturup bir temiz havada kahve içmek mis gibi olur değil mi? Kuşlar ötüyor. Her yer sessiz. Cıvıl cıvıl. Bakın şöyle. Evet, bugün temizlik yapacağım. Evde yalnızım. Temizliğimi bitirdikten sonra şurada bir keyif kahvesi yapmayı da bence hak ediyorum değil mi? Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Bugün hava gerçekten muhteşem. Bakar mısınız? İleride nergizimi görüyor musunuz, açtı. Size onu yakından da göstereceğim. Şöyle. Hava çok güzel ama işte her şey susuzluktan mahvoldu. Burada benim rokalarım var. Artık su olmadığı için, benim sulamamla da olmuyor, yağmur olmadığı için sertleşmeye başlamışlar. Bu sene yeşilliklerin, doğanın hiç tadı yok. Burada da biliyorsunuz benim sizinle birlikte ekmiştim daha önce. Şöyle marullarım var. Biz bu marulları toplamaya başladık. Şöyle dış yapraklarından alıyorum, salata yapıyorum. Bakın zaten belli kopardım. Yoksa bayağı bir taştı bu saksılarından bayağı dışarıya doğru taştılar. İki kez topladım. Hepsinden marullardan salata yaptım. Şu zaten Akdeniz yeşilliği diye geçiyor. Kırmızı marul. Akdeniz yeşilliğindeki bir marul türü. Bakın, kıvırcık. Şuradakilerin üzerine mecburen bunu koyuyorum. Çünkü kumrular yiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yemesinler diye. Bu ikisine geldiler, dadandılar. Özellikle bu ikisini yiyorlar. Niyeyse. Hiçbirini yemiyorlar. Bu ikisini yiyorlar. Şuraya nergis soğanlarım vardı. Onları diktim. Bu iki kutuda. Yine kıvırcığım var. Taze soğanlarım. Burada zaten maydanozum vardı. Bunu da kullandım. Bir kere iki kere kullandım. Bunu da topladım. Buraya yenisini diktim. Maydanozların, bakın bu da çıktı. Büyüyor. Hatta maydanoza dönmeye başladılar. Şöyle. Yine burada da hepsi. Şurası maydanoz yeri. Orada çok seyrek çıkmıştı. Tekrardan ektim. Şöyle size yakınlaştırayım. Bakın görebiliyorsunuz. Minik minik çıktılar yine. Sabah kalkıp bunları böyle görmek o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Bugün işlerimi bitirebilirsem eğer bunları da sulamam lazım. Yoksa yağmurun yağacağı yok daha. Daha beni şurada toplanmayı bekleyen bir dünya çamaşır var. Bunlar toplanacak, katlanacak. Ev süpürülüp silinecek. Şurada da oturan bir pamuk var. Size göstereyim yine. Bu sefer de buraya gelmiş ya Rabbim ya. Pamuk, balkonları mı geziyorsun oğlum? He? Oturuşa bakar mısınız? Gelmiş buraya oturmuş. Hadi içeriye geçeyim, ben de işlerime bakayım artık.
Oh,
Evet, bunu da temizlemek nasipmiş bugün. Bunu da epeydir diyordum, bulaşık makinesi temizleyicisi koyayım, boş bir kere çalıştırayım. Şimdi bitirdi artık. Şeyi alayım içerisindeki şunu. Aldım. Şöyle bulaşık makinesi temizleyicisi koymuştum içerisine. Tertemiz oldu. Bakın mis gibi kokuyor her yeri. İçerisinde tıkanıklık bir şeyler varsa hepsi gitti. Tertemiz oldu. Bulaşık makinesi ilk günkü haline döndü tekrardan. Şimdi bunu kapatalım. Birazcık kendine gelsin. Onu almak için açmıştım. Temizlik son hız devam ediyor tabii ki. Az kaldı bitmek üzere. Onları da bitireyim. Ondan sonra bir keyif kahvesi içeceğim. Bakın size ne göstereyim. Benim böyle evimin hemen yan tarafında bir boşluk var. Orası çimenlik alan. Teyze de böyle koyunlarını getiriyor. Buralarda yayıyor işte böyle. Çok tatlılar değil mi? Sürekli geliyorlar. Buraya geliyorlar. Bizim yine bir tane arka tarafta da yeşil ara var. Oraya da geliyorlar. Böyle teyze bunları gezdiriyor, yayıyor. Hatta geçen sene bir tanesinin doğumuna şahit olmuştum burada. Küçük küçük kızılar böyle çok tatlılardı. Temizlik yaparken seslerini duydum. Dedim geleyim bunları bir çekeyim. Size de göstereyim. İşler bittiyse kahve vakti. Şimdi toprak cezvemde kahve yapacağım kendime. Şöyle. Azıcık daha koyacağım. Ben orta şekerli seviyorum arkadaşlar. Şöyle suyumu da alayım. İyice karıştırıp ocağa koyacağım. Toprak cezveyi geçen sene Nevşehir'e gitmiştim gezmeye, örgüt göremeye. Oradan almıştım. Sanki böyle kahvenin tadı daha bir farklı biliyor musunuz bunda? Yani gelen misafirlerime de yapıyorum ben bunu da. Çok güzel oluyor. Şimdi önce cezvenin ısınması için biraz harlı ateş yapacağım. Daha sonra kısık ateşe geçeceğim. Çünkü toprak biraz geç ısınıyor biliyorsunuz. Kahvem pişti. Ben de şöyle dışarıya çıktım. Şurada balkonda birazcık oturayım bakalım. Hadi bana afiyet olsun. İşleri bitirdim. Şöyle dedim bir yorgunluk kahvesi içeyim. Ama balkonda maşallah yani. Burası biraz böyle sakin bir yer ama çok fazla araba geçiyor. Çok fazla gürültü oluyor etrafta, ses. Çocuklar bağırışıyor. Sürekli bir şeyler geçiyor. Satıcılar geçiyor buradan. Yani fırsat buldukça çekeceğim artık. Ne yapalım? Kahvelerinizi yapın, beraber içelim hadi. Bugün evde yalnızım. Temizlik yaptım. Her yeri temizledim. Güzelce ne? Yine. Hani günlük temizlik zaten yapılıyor ama haftada bir böyle dip köşe yapmazsam hiç o zaman da önünü alamıyorum kesinlikle. Ne zaman havayı güneşli bulduysam hemen başlıyorum temizliğe. Bugün şey de aldım, makine temizleyicisi aldım. Bulaşık makinem de temizlenmesi gerekiyordu. Onu da çalıştırdım. Fırsattan istifade, makine boşken onu da çalıştırdım. Onun için de tertemiz oldu. Balkonları yıkadım, evi süpürdüm, sildim. Gayet güzel oldu, tertemiz. Evde kimse olmayınca daha da temizlik kolay oluyor. Her yer derli toplu kalıyor. Evet, bugün de böyle oldu. Bakalım. Koyunlarımızı da gösterdik size. Buraya geliyorlar sürekli. Burada boş alanla yeşil ot oluyor sürekli. Teyze de getiriyor, onları yayıyor bir güzel. Arka tarafa götürüyor bazen, bazen bu tarafa getiriyor. Onlar da burada güzelce yayılıyorlar. Yine geldik bir videonun sonuna. Kahvemi içtim. Balkonda birazcık da oturduktan sonra içeriye geçip içeriden dedim kapanışı yapayım. Çünkü dışarıda aşırı derecede ses oluyor.
Benim konuştuklarım hiçbir tanesini anlamazdınız. Onun için ben de dedim içeriye geçeyim. Salonda oturur hem de sohbet ederim bir güzel. Evet, bugün yine bir vlog videosuyla karşınızdayım. Sabahtan başladım. Çiçeklerimle başladım. Çiçeklerimi suladım. Evi havalandırdım. Yatakları topla, evi sil, süpür, temizle derken bayağı bir geçti vakit. Balkonu yıkadım. Balkona tekrardan masamı çıkardım. Çünkü yağmur yağdığı yok. Yani yağmur yağmadığı için masanın içeride durmasına da gerek yok. Hiç bari güzel havalarda dedim birazcık çıkar otururuz, bir kahve içeriz, bir nefes alırız. İçeride de insan otur otur sıkılıyor gerçekten de. Öyle oldu. Çamaşırlar vardı. Çamaşırları topladım, katladım. Bulaşıklar, bulaşık makinesinin temizliği derken gene epey bir iş çıktı bana. Ev hanımının işi zaten hiç bitmez de. Neyse bakalım, bugünlük de temizliğimizi bitirdik, işlerimizi bitirdik. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.